Dün gece ay vardı. Başımı kaldırıp bakamadım. Ayın görüntüsü suya yansımıştı. Sesler duyuyorum. Galiba yere düşen yaprakların sesleri. Arada küçük hayvanlar dolaşıyor. Bazıları üstümde. Korkmuyorum. Burası çok huzurlu, belki ondan. Hep böyle yatsam olabilir. Yeter ki artık canımı yakmasınlar. Buraya beni o getirdi. Savurdu her yere ve gitti. Önce bütün sesler kesildi. Sonra ormanı duydum. Şimdi geliyoruz işin özüne. Cinayet masasına yeni gelenlere ilk anlattığımız şey şudur. Tek bir noktadan bakarsanız tek bir şey görürsünüz. O gördüğünüz şey sizi sonuca götürecek şey midir yoksa gerçekle aranıza giren bir engel midir? Karışık oldu değil mi? Şöyle anlatayım. Baktınız, bunu görüyorsunuz. İşte bu dediniz. Katil bu. Ya değilse? Yanılabilir misin? Evet. Ya da baktığın yerden işin içinden çıkamıyorsun. Çıkmaz sokak. Ne yapacağız? Yerimizi değiştireceğiz. Nasıl? Çıkmaz sokaktan çıkacağız, başka bir sokağa gireceğiz. Önümüzü görebileceğimiz bir yol arayacağız. Doğrudur. Yani bakış açımızı değiştireceğiz. Kendimize bir aralık bulacağız ve gerçeği görebilmek için oradan bakacağız. Adın Hasan'dı değil mi? Hasan amirim. Çevrenizdeki insanları sürekli gözleyin ve suç potansiyelini tahmin etmeye çalışın. Bir boyacı bir eve misafir olarak girse bile önce boyaları gözden geçirir. Bir marangoz doğramalara bakar. Buna algıda seçicilik deriz. Cinayet masası polisleri de böyledir. Gözleri suçlu arar. Siz de sürekli suç potansiyeli olan kişileri hissetmeye çalışacaksınız. Şüphe, hep şüphe. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bunu gecikmeden hemen yollayacaksınız, tamam mı? Yollayınca bana rapor verin. Tamam abi. Selamlı'nın ormanlık bölgesinde bataklıkta kesik bir el bulunmuş. Hemen oraya intikal edin, bana telefonla... İyi de biz nöbetçi değiliz ki amirim. Biliyorum İdris kardeşim. Lakin nöbetçi ekip tam da şimdi başka bir ölü vücudu yerden topluyor. Aynı anda iki yerde olamayacaklarına göre. İkna oldun mu? Estağfurullah amirim. Murat Öneş. Hiç değil, tamam o zaman konuştuysa hemen alınacağız. Amirim. Bizim Taydakçı dedi. Hangisiydi o? Şu hani oğlunun cesedini arka bahçede kümeste bulmuş. Tamam hatırladım Sorgusuna katılır mısın? Amirim konuşacak mıyız? Ne? Konuşacak mıyız? Sen benim odaya git ben geliyorum. Tamam sorguya beni de çağır. Telefon işi. Muharrem Buhar'ı konuşturduk itiraf etti. Ya şimdi bu avukatının yanında vazgeçmesin de. Şeyi de takipteyiz. Amirim çay. Eyvallah sağ ol. Kimi takipteseydin? Ya babası arabada öldürülmüştü ya oğlunu. Bence onun işi. Çok ağlıyor baba arkasından. Yani fazla. Bitti mi? Bitti. Niye hala buradasın? Savcı Macit Takman. Sarmayın şu adamı başıma ya. Herif kılın teki zaten. Hadi uçun. Ya gidelim de eleman işini yapacağız. Hangi eleman? Ya yapma amirim. Eksiyiz iki aydır. Bünyamin abim şarkıya gitti, yeri hala dolmadı. Ne gecemiz kaldı ne gündüzümüz yani. Ya İdris doğru söylüyor amirim. Yetişemiyoruz. Tamam. Yeni gelen çömezlerden birini seçin. Bize tecrübeli bir eleman. Oho. Git o çocuğu getir. Hangisini? Soruma cevap verene. Hasan mıydı neydi?
Niye o? Uygun mudur, uyumlu mudur? Neyin nesi yani? İdris, git getir o çocuğu. Allah Allah ya. O dereler, o dereler, dağılır her bir yer. Anlat bakalım delikanlı. Ne anlatayım amirim? Ne okudun, ne yazdın, nereden gelir, nereye gidersin? Teşkilata girmeden önce. Ha. Antropoloji mezunuyum. İşte bir yandan tez yazmaktayım. Ne teziymiş bu? Türkiye'de seri katiller üzerine. Zaten biraz da bu yüzden cinayet masası falan. Tercih ettiler sağ olsunlar onlar da. İyi de Türkiye'de seri katil var da biz mi bilmiyoruz? Yok, evet. Zaten bunun üzerine araştırmalarım. Niye yok? Tezimin adı Batı kültürünün özgün bir ürünü olarak seri cinayetlerin antropolojik açıdan değerlendirilmesi. Vay be, ismi çok fiyakalı da bunu yazmak için üniversite bitirmen gerekmiyordu. Bize sorsaydın söylerdik niye olmadığını. Evli misin delikanlı? Hayır. Kız arkadaş? Var amir. Ciddi mi? Ciddi gibi. O da antropopolog mu? Ya abi bu konu çok mu önemli? Sen benim yanımdan ayrılma ve her şeyi not et. Tamam. Merhaba Ferman abi. Eyvallah Serdar. Selam çocuklar. Sizin sağ abisin. Sağ ol koçum. Kadir yok mu? İzinli abi. Ölüm kanaati gelmişti. Oo maşallah. Nihayet gelebildiniz. Gözlerimiz yollarda kaldı. Savcım çok haklısın ama feci bir trafik. Maci savcım bugün bizim nöbet günümüz değil ayrıca. Selam doktorum. Selam İdris. Savcım tanıştırayım. Bu yeni arkadaşımız Hasan Rıfat adı güzel. Hayırlı olsun kardeşim. Hasan mı diyelim Rıfat mı? Hasan olabilir savcım. İyi güzel. Durum nedir? Şüpheli ölüm. Şu ana kadar yalnızca kesik kol bulundu. Araştırmalar devam ediyor. Bütün ekip burada çalışıyor gördüğünüz gibi. Ekip canavar. Gayet iyi bugün ya. Çalışıyorlar. Başka parça yok değil mi? Başka yok abi. Kim bulmuş peki? Şu olan görmüş. Karşıdaki çay bahçesinin garsonu. Tamam. Sabah saatlerinde telefon verdi bize. Şüpheli kimseye rastlamamış. Bu mevsim çok fazla gelen giden olmazdı. İşte millet sadece karı kız atmaya gitti. Şöyle bir yakından bakayım ben. Hasan, şu arkadaşa bir merhaba desene. Ah be İdris abi, ne yapıyorsun gözünü seveyim ya? Delil bir abi bu. Bakabilir mi? Buyurun. Ne kesiği bu doktor? Bana kalırsa bıçak kesiği Ferman abi. Ama incelemeden öylesine söylüyorum. Görünüşe bakılırsa öldükten sonra kol kesilmiş. Kamcıktan çekilmiş yani. Ayrıca ölüm morlukları da öyle diyor. Çocuk eline benziyor. Genç kız eli de olabilir. Oje parçaları var. Doğrudur. Genç kız eli. Yardıma ihtiyacımız var arkadaşlar. Bir el atalım ne olur. Yürü Hasan. Kesik elle selamlaştın. Şimdi sırada bambaşka bir deneyim var. Aferin ama bir çömez olarak iyi dayandın. İlk seferde çok bayılan gördüm ben. Abi bir kemik bu. Ya bu muhtemelen hayvan kemiği ama. Arayacağız burada. Delil olabilecek her şey. Kol bıçakla kesilmiş. Bıçakla başla. Bakacaksın artık. Uyuşturucu iğnesi, don, ruj, çanta, nüfus cüzdanı, ehliyet. Öğretmediler mi oğlum sana bunları? Dal bakalım. Dal.
ben neredeyim? Ben birçok yerdeyim. Ben her yerdeyim. Dağıldım. Yok oldum. Ben Masiyer'i kıyı bitirdim. Hayırdır? Bizim takım koşmayı bırak yürümeyi unutmuş durumda. Ama Trabzonspor başka. O benim kanımda. Eyvallah abi. Çıktım çamurda dum çıktım çamurda dum çıktım çamurda dum. İdris, olay yeri incelemeye söyle. Burada bot ve tekerlek izleri var. Şunların bir fotoğrafını çekip kalıbını alsınlar. Yarın akşamı unutmuyorsun değil mi? Ne yarın akşamı? Mustafa amirin emeklilik gecesi. Halit abinin kahvesinde. Ha. Adli tıbbı takip edin. Ferman abi, akşama bir tek ne dersin? Oğlum Kezban'ı bekletmek istemiyorum. Zaten bütün gün hanımın başında. Bir tek be abi. Cümet sen de geliyorsun. Üzeyen ablam nasıl? Ya nasıl olsun ya? İyi, iyi. Önce olay formatını hazırlayacağız. Ya formatı hazırlamadan bizi buraya getirdin ya. Abi format iki dakika. Şunun tadını çıkaralım ne olacak? Bak kaçıncı defadır yıkıyorum elimi yüzümü. Koku hala çıkmıyor. Çıkmaz. Cesedin öyle hemen kokusu çıkmaz. Hadi bakalım. Dert etme oğlum. Zamanla, zamanla. Yani anne Ankara'da. Hı hı. Baba? Sizler ölmüş. Annem ablamla yaşıyor. Yenge burada ama. O burada. İşi gücü var mı? Restoranı var. Kasap da. Hem restoran hem kasap ha. Enteresan. Babasının et lokantaları var. Oradan yani. Siz evli misiniz? Bırak oğlum mu sizi bizi? Ya evliydi ama işte deli ya. Kızı tutamadı. Ya Ferman abi bari sen yapma ya. Üstelik Asiye ile düğünlerini ben yaptım. Abi hakikaten anlatsana. Bu manyak zamanında Asiye'yi kaçırdı. Olmadı. Önce kızı vermediler diye başlayacaksın ki onun... O zaman sen anlat biz dinleyelim. Tamam. Yine Asiye'yi kaçırdı ama kızın ailesi belalı. Karar vermişler İdris'i vuracaklar. E bizimkinin ailesi de kalabalık. E Karadenizli bunlar zaten hepsi deli. Ya resmen harp çıkacak. Neyse işte. Ben o zaman şark hizmetimi memleketlerde yapıyorum. İdris'in babası da can kardeşim olmuş. Bana tekne yapımı öğretiyor, birlikte balığa çıkıyoruz falan filan yani uzatmayayım. Cemil, bunun babası, dedi ki... ...ya bana kalsa vursunlar keratayı, öğrensin dünyayı. Ama anası çok üzülecek. Bir şeyler yapabilir misin? Yapabilir misin değil, yapabilir misin? Şimdi Cemil isteyince akan sular durur. Araya girdik tabii. Affettiler, kıçını da kurtardık. Allah razı olsun abi. Babam denize gitti, geri dönmedi rahmetli. Onun yerini Ferman abim aldı. Beni polis teşkilatına sokan da odur, yanına alan da odur. Hakkını asla ödeyemem. Bu meslekte evlilik yürütmek zor Hasan kardeş. Asiye aslında iyi kızdır. O da delidir ama iyidir. Benden çok çekti. Kavga dövüş idare ediyorduk ama olmadı. Kezban biraz
Geç kaldım, kusura bakma. Estağfurullah abi, ne demek? Bugün nasıl? Biliyorsun Ferman abi, böyle günlerde yorgun oluyor. Abi ben gidebilir miyim? Tabii kızım, elbette. Allah senden razı olsun. İyi geceler. İyi geceler kızım. Birader bakar mısın? İçmişsiniz. Ha, deli. Tutturdu. Nasıl geçti günün? İşte her zamanki gibi. Bir el bulduk. Ne? El mi? Aman Allah'ım, inanmıyorum. Sonra ne oldu, ne yaptınız eli? Vallahi işte paketlendi, sonra adli tıbbı yolunu tuttu. Ben de orta pişmiş istiyorum. Patates salatası da ister misin? Aa, tabii olur. Burası kokuyor. Beyaz. Yapma ya. Arda Bey, hayır, bakar mısınız? Teşekkürler. Buyurun efendim. Arda Bey, burası kokuyor. Nasıl olur, mümkün değil. Doğru bir koku var. Yezum, Perezu. Sana değru. Annene ne var ya, telefondayım. Üf, bir rahat versen. Ya da topla şunları. Ya annene tamam. Ben seni sonra ararım. Sen benim dedeğimi hiç dinlemeyesin çünkü. Her şey o kavaşma değil, bu zaman tamam izi yamamış. Aman nene, ne diyorsun ya, ne söylüyorsun? Hayatımız seni anlamaya çalışmakla geçiyor ya. Ninenle ne biçim konuşmak bu Pelinsu Hanım? Ne biçim konuşmak mı? Ne dediğini bir anlasam konuşacağım da. Sen en iyisi beni bir Lazca kursuna yolla, bu işi çözelim. Maşallah senin dilin pek uzadı. Gittikçe annen olacak o kadına benzemeye başladın, aklını başına topla. Efecan, yemekler yendi mi? Ha, yendi ama ben daha yemedim. Şimdi doğru odanıza dersinize. Yallah. Pelinsu sen de. Ama baba benim dizim... Yallah dedim. Aman baba. Yallah. Ey İdris işkim. Rüşi sarma gifeni. Aşı muhte. Oy Cebriye. Ola domo bu yine bozulmakta. Ena gova arare. İdris. Hambere penana duko var ya. Birisi sokaktan eve gelmez. Kiz desen telefon elinde zir 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 zir. Nana diko var. Oy elim gene oldu. Yok bir şey. İdris ne oldu? Anne yok bir şey. Bin tane olay oluyor. Hırsız var, uğursuz var. Buna mı takıldın şimdi? Yok bir şey işte. Elim güzel değil. Annemin elleri güzeldir ama soğan kokar. Babamın elleri de sigara kokar. Karadır. Kızdığı zaman daha da kırar. Dedem eller masal anlatır derdi. Sahiden de dedem elleriyle masal anlatırdı. Öyle bakar kalırsın adamın ellerine. Her elin bir hikayesi var derdi. O görüyor herhalde, ne bileyim. Ben ellerime bakıyorum. Sadece yenmiş tırnaklar görüyorum. Tamam, anladım. Ama sonuç ne? Şimdi iki yerden gelen habere göre devam edeceğiz amirim. Adli tıp ele bakıyor, olay yeri inceleme vücudu aramaya devam ediyor. Eli gördük. Parmak uçları suda çok yıpranmış, parmak izi zor. Bildiğimiz kolun bıçakla kesilmiş olması, genç bir kıza ait olması ve kesiğin ölümden sonra gerçekleşmesi. Doktorum bana iyi şeyler söyle. Ferman abi resmen sabahladım ama parmak izini de aldım. Büyüksün doktor. Olay yerine intikali gerekiyor parmak izini. Hallederiz. Kızın kemik gelişimine bakarsak 15-16 yaşlarında var yok. Ölümü 2 ile 5 gün arasında gerçekleşmiş. Bir de tırnaklarından deri parçaları çıktı. DNA'sına bakacağım. Dua edin deriler saldırgana ait olsun. Ya gözünü seveyim, elini çabuk tut. Haberler iyi. Parmak izini almış doktor. Tırnaklardan da deri parçaları çıkmış. DNA'sına bakacak. Ölümü en fazla 5 gün önce gerçekleşmiş. Tamam. İyi çalışmalar. Yeni eleman bu mu? Evet amirim. Nasıl?
Yani teoride iyi de pratikte dökülüyor. Hasan, fırla adletim be. Parmak izi dosyasını al, olay yerine götür hemen baksınlar. Tamam. Sonra diğer vaka dosyalarının hepsini oku. Not al. Tek tek soracağım. Özellikle de babasını öldürmesinden şüphelendiğimiz çocuğun dosyasını iyi oku. Tamam. Sakin olur musun? Hadi canım. Seninki gelmiş. Ne işin var burada sana? Ne yaptın sen? Geç. Şikayet etsin. Haydut, utanmadan hem dövüp hem de kimliğini göstermişsin. Nasıl şikayet etsin? Senin yüzünden işimden öleceğim. Bak ekmek paran boynuma fena bozuşuruz. Verdiğin üç kuruş nafaka ile mi yaşayacağım ben? Kuyruk sallama o zaman önüne gidelim. Ağzını topla. Ben kimseye kuyruk sallamam. Ayrıca bekar bir kadınım. İstediğim gibi yaşarım. Deli etme lan beni. Ne demek istediğim ben? Zaten delisin. Gebertirim lan seni. Yok ya. Sıkıysa gebert o zaman. Sakın gelme bu hafta. Sakın gelme. Alamazsın çocukları. Vermeyeceğim artık çocukları. Nasıl vermeyeceğim? Nasıl vermeyeceğim? Mahkeme kararı. Bakmışsın mahkemesine lan. Senden adam olmaz. Teşkilatımıza emeği geçen çok kıymetli bir abimizi bu gece uğurluyoruz arkadaşlar. Sevgili Mustafa abi, söyleyecek çok şey var ama en iyisi kısa kesmek. Yolun açık olsun abi. Bu teşkilat seni hiçbir zaman unutmayacak. Senin de bizi unutmaman için bütün arkadaşlardan karınca kararınca... Benim ağzım pek laf yapmaz bilirsiniz. Diyeceğim, kalbimi burada bırakıyorum. Beni unutmayın. Yaşasın cinayet masası. Keşke hepimizin emekliliği böyle olsa. Bak bu Mustafa abi mesleğin en sıkı adamlarından biriydi. Bu kahvenin sahibi Halit abi de öyle. Avcının yanındaki de Hasan abi. Mesela adaşım, cinayet masasının eskilerindendir. Efsanedirler. Tabii en büyükleri avcıdır. Ona niye avcı diyorlar? Bana niye deli diyorlar? Çünkü o avlar, ben deliririm. Efendim? Naber? İyidir, hayrola? Babam seninle tanışmak istiyor. Artık zamanı geldi dedi. Ne zaman müsaitsin? Bak benim güvenlik şirketi yeni elemanlar arıyor. Gel seni de oraya alalım. Bu zamanda emekli maaşıyla götürmek zor bence. Ya Mustafa ben bıktım be kardeşim, yeter. İtin uğursuzun peşinde bir ömür tükettik. Hatırlarsın Eyüplü Ragıp olayını. Ama yakalamadım. Yakaladım ama tam 14 kilo verdim. 14 kilo. Tamam. Yenge ha? Nereden bildin abi? Yani omzun çöktü, hafif yan döndün, biraz şaşırdın, biraz kızardın. Vücudun bas bas bağırıyor evladım. Mustafa abi, el ego berare. Ulan deli, ulan deli. Haydi millet, bir, iki, üç, haydi! Haydi gidelim, haydi, haydi gidelim, haydi, haydi gidelim, haydi. Vursana lan! Da kara yemişe, da kara yemişe, da kara yemişe. Gelin nişanlı sana, gelin nişanlı sana, gelin nişanlı sana. Kalk kız kalk! Ben nasıl diyeyim haydi.
başım çatlayacak, sabah zor ettim. Buyurun abi. O kadar içersen sorun bu olur. Sağ ol abiciğim. Biz sonra da devam ettik. Ben bir zaman sonra kopmuşum eve, nasıl gittim, nasıl yattım? Nerede bizimki? Kim? Çömez. Ha, olay yerine gitti. Neredeyse gelir. Parmak izinden dosyasını bulmuşlar. Vay be. İşte bu kadar. Bulduk. Adı Pamuk. Pamuk Seyhan. Torbacılıktan tutuklanmış. Ama delil yetersizliğinden salıvermişler. Adresi var, kimlik numarası yok. Çocuk bu be. 16 yaşındaymış. Çocuk macuk, anasının gözü, baksana. Yok be abi, ne kadar masum bakıyor. Yazık ya. Al işte. Asıl çocuk sensin be. Ulan bana bir masum kadın göster, hemen orada bileğimi kesin. Hadi toparlanın. Şu adresi bir ziyaret edelim. Bakalım bir şey bulabilecek miyiz? Siz arabaya gidin, ben Murat amiri bilgilendirip geliyorum. Buraya da köpeği bağlasan durmaz. Sidik kokuyor resmen. Buyurun. Polis. Hayırdır? Girebilir miyiz? Kusura bakmayın, ortalıkta pek dağınık. Konumuz nedir? Adınız nedir? Kamuran efendim, Kamuran Tora. Bu şahsı tanıyor musun? Tanımaz mıyım? Pamuk bu. Burada mı oturuyor? Hayır. Nereden tanıyorsun? Benim çalıştığım mekana gelirdi orada. Ne iş yapıyorsun? Barmenlik. Pamuk da bizim bara çok takılırdı. Yaşı tutmazdı ama işte patron göz yumardı. Gide gele arkadaş olduk filan. Manitan mıydı? Yok canım, ben gayim. Sende telefon numarası var mı? Olmaz mı? Polise kaldığı yer olarak senin adresini vermiş. Ha, o şöyle. Bu kızın bir sevgilisi var, Asit. Nasıl Asit? Lakabı Asit. Uyuşturucu satar, Asit Ömer. Bizim barda iş tutardı. Ay, pisliğin tekidir. Kızı dövüp dövüp sokağa atar. Pamuk yallah bana gelir, salona kıvrılır. Bir iki gün kalır, yine o herife dönerdi. Bunu torbacılıktan yakaladılar. Zavallının dünyadan haberi yok. Çantasında ne taşıdığını bile bilmiyor. Herif kullanıyor bunu yani. Zaten hemen de salıverdiler. Asit'e ele vermemek için narkotiğe benim adresi vermiş o zaman. Karı beni yakacak yani. İşte numarası. Arasana. Asit'in numarası var mı? Yok. Zaten sık sık değiştirir telefonunu. Çok ortalıklarda dolaşır ama yerini yurdunu bilen pek yoktur. Tahminen kaç yaşındadır? Vallahi Pamuk'tan büyük olduğu kesin de 20-25 yaşlarında, ya var ya yoktur. Yediriz. Asit Ömer hakkında narkotikten bilgi alalım. Kapalı. Bu Pamuk'un başka sevgilisi falan var mı? Ah, olur mu hiç? O şerefsize deli gibi aşıktı. Varoşlardan gelmedir ama çok tatlıdır Pamuk. Pamuk gibidir canım benim. Bu Asit senin mekanına gelir mi bu gece? Gelir gelir. Gelirse şu numaraya haber ver. Biz oralarda olacağız. O zaman sen de barın adresini al arkadaştan. Telefonunu da. Tamam abi. Abi bir sorun mu var? Kısa bir şey mi oldu? Bir şey olduysa kim yapmıştır? Elbette o Asit olacak serseri. Çok dövüyordu kız, çok. Hele Pamuk torbacılığı reddedince tam çıldırdı. Ha, benim gözümün önünde kızın göğsünde sigarasını söndürdü. Bileklerini açar mısın? Efendim? Bileklerini gösterir misin? Asit'in bilgileri geldi mi? Merkeze sordum, gelmiş. Telefon etmezse ne olacak? O zaman yarın gece de sabah alacağız. Yarın da etmezse? Telefon gelinceye kadar her gece burada nöbetteyiz. Bizim işimiz sabırdır delikanlı. Ya ben taktım bu antropoloji meselesine, biliyor musun? Nesine taktın?
Birincisi bir insan niye adı bu kadar çetrefilli bir fakülteye gider? Ya ikincisi abi nedir bu antropoloji yani? Şimdi birincisi mecburiyetten puanım başkasına yetmedi. Ama okudukça sevdim. Sevdim ama bitirince iş bulamadım. Onun için polis oldum. İkincisi nedir bu antropoloji? En kaba haliyle insan bilimi diyebiliriz. En ince hali. O zaman senin anlayacağın dille anlatayım. Şimdi neden Amerikalılar malum işaret için orta parmağını kaldırıyor da Türkler baş parmağını iki parmağının arasına sokuyor? İşte antropoloji bunu araştırır abi. İstediğin cevabı aldın. Şimdi rahat mısın? Amirim izin verirseniz. Tamam, tamam. Efendim Yasemin. Babam seni yemeğe davet ediyor. Yapma ya. Dur. Bir dakika. Tam olarak ne dedi? Sizin restoranı. Bak haberin olsun, suyun gittikçe ısınıyor. Teşkilat davranışlarından rahatsız. Neydi o gün öyle Asya'yla haliniz? Kuşkulanıyorum. Nesinden kuşkulanıyorsun? Bak bu duygu iyi şey değildir. Kuşkuyu bize sen öğrettin. Şüphelenin. Gördüğünüze inanmayın. Göremiyorsanız açınızı değiştirin. Ben de Asya'ya açımı değiştirdim. Teşkilat da bunu böyle bilsin yani. Efendim. Tamam, geliyoruz. Hazır, arayacağım ben seni. Arayacağım. Hasan, sen kal. Gözün kapıda olsun. Dışarı kaçan birini görürsen takip alırsın. Antropoloji meselesi de henüz bitmedi ha. Oğlum İdris, sen önüne baksana. Önce şu plakayı al, plakayı. Aldım abi, aldım. 34 Van Samsung 4621 yazdın mı? Yazıyorum. Antropoloji bitsin, daha sırada seri katiller var. Yapma İdris abi ya. Ben de o konuda doktora vermiş adam. İdris, geçeyim mi direksiyona? Hayır abi, estağfurullah. Sağa döndü. Sağa döndü abi, sağ. Gördüm. Dur, dur. Lan. Ya yoldaş seni ya. Çekil lan. Lan. Çek be adam, çek. Yoldaş seni, neydin? Sineni görmüyor musun lan? Görmüyorum. Asıl polis. Görmüyor musun Sineni? Görmüyor musun?
Nereye gitti lan bu? Saçma sapan konuları konuşup dikkatinizi dağıtırsanız sonunuz bu olur. Abi sen de gördün, araba kesti önümü. Gördün amirim. O avcıdır, görür. Girme. Bırak bize atlattığını sansın. Park et şurayı. Tesislerin sesini kısalım. Telefonları sessize alın. Bagajda çelik yelekler var, giyelim. Buralar muhataralı yerlerdir. Merkez 45-18. Herif gidecek. Ferman abi bekleyelim diyor. Diyor da herif tilki gibi. Tehlikenin kokusunu aldı, durmaz mı? Destek yolda. Amirim izin ver, ben bir etrafı kolaçan edeyim. Dur çocuğum, bekle, geliyorlar. Abi içimde sıkıntı var, tüyecek. Bu gece aldık aldık, yoksa bulamayız. Ya bu herif beni deli edecek. Sen buradan kımıldama. Baba seninle bir yürüyelim mi? Efendim? Gel gel bir yürüyelim. İçeri kimse girip çıkmaz. Ama kendinde sakın riske atma. Birader bakar mısın? Polis! Dur lan! Dur! Dur! Aferin oğlum, iyi bok yedin. Şimdi ne yapacağız? Tamam, desteği bekleyelim. Beni dinleyin. Biz narkotikten değiliz, cinayet masasındanız. Sizinle bir alıp veremediğimiz yok. Ömer'e bir şey danışacağız. Hepsi bu kadar. Ömer'e verin, gidelim. Ulan indiler. Laftan anlamıyor musunuz? Asili alıp gideceğiz dedik. İndirin lan. Otur lan oturduğun yerde. Manyak. Seni sessize almadım. Efendim ya. Babamla pazar buluşacaktık ya. Evet. Onu pazartesi yapalım mı? O sesler ne? Havai fişek mi? Ne havai fişek? Neredesin sen? Ben seni sonra arayayım. Şimdi çok meşgulüm. Dur! Dur dedim, polis! Dön arkana! Dön 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 dön! Yavaş! 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 Şimdi bak! Amirim, ne yapıyorsun ya? Kaldırdım ellerimi işte. Gözünü seveyim. Bir şeyin var mı? Ömer, oku şu herifin haklarını. Abi vuruldum. Efendim? Vuruldum. Yok bir şey yok. Bir bokun yok, korkma, kurşun yelekte. Kalk. Kalk eller arkana. Susma hakkına sahipsin. Avukattan yaralanma hakkın var. Özel avukatın yoksa devlet sana bir avukat temin edebilir. İstersen kendini de savunabilirsin. Eğer
istiyorsan ifade alınmadan önce avukatınla görüşebilirsin. Ya da ifade alınırken avukatınla olabilir. Ya bu ne biçim iştir kardeşim? Hem destek istiyorsun hem desteği beklemiyorsun. Sizin göreviniz çatışmaya girmek mi? Hayır. Sizin göreviniz katilleri yakalamak. Bir ölü bir yaralı. Yanında sana emanet edilmiş iki polis var. Hayatlarını da resmen tehlikeye attın. Senin gibi deneyimli birisinin yapacağı iş mi bu avcı? Haklısınız efendim. Yanlış karar verdim. İsterseniz istifamı hemen verebilirim. Ya da emekliğim zaten geldi. Gerekeni yaparsınız. İzninizle. Çetin dosyası. Bir göz at istersen. Başını belaya soktun değil mi? Gidip konuşacağım amirlerle. İşin doğrusu neyse anlatacağım. Benim yüzümden de... Kendi sana... başına işi yapmaya pek alıştın İdris Bey. Unutma, bu ekibin lideri hala benim. Ben emekli olunca ne bok yersen ye. Ama şimdi ben buradayken ne zaman izin verirsem o zaman konuşacaksın. Anladın mı çocuk? Toparla kendini, sorgu odasına gel. İyi misin sen? Ya sen iyi misin? Bir insan öldü. Bir çömezin de hayatı kurtuldu. Adamın mermisi bitmişti. Bak bizim işte her türlü pislik vardır. Çöplük vardır. Ölü vücutlar, parçalanmış cesetler, leş kokuları, lağım fareleri vardır. Bizim işimiz ölülerledir. Kaldıramıyorsan bu işi yapma. Hadi şimdi git biraz uyu. Aç mısın Ömer? Sana bir toz söyleyeyim mi? Yok abi, sağ ol. Tanıyor musun? Evet. Adı? Pamuk. Pamuk ne? Pamuk. Pamuk Seyhan. Neyin oluyor? Biz birlikteydik. Bir zamanlar yani. Görünce niye o kadar şaşırdın? Bir daha göreceğini sanmıyordu, ondandır. Yok abi. Ne zaman ve nasıl tanıştınız? Birkaç yıl oluyor. Bizim oranın böyle varoş diskoları falan vardır. O da oraya takılıyordu. Ben de işte oraya giderken gelirken onu... Sana da torbacılar gerekiyordu. Tabii önce kızı uyuşturucuya alıştırdın. Yok abi. Onun her türlü mala alerjisi vardı zaten. İstese de alamazdı. Ayrıca biz gerçekten şeydik. Yakındık. Sevdik yani birbirimizi. Ha, o kadar sevdin ki kızın kemiklerini kırıyor musun? Yok be abi. Kim uyduruyor bunları? Ailesini tanıyorsun. Evet. Evini biliyorsun o zaman. Evet, adresini vereyim. Verirsin. Önce olayı anla sen. Hangi olayı? Bak, sen delikanlı birine benziyorsun. Zor bir gece geçirdik evladım, sabahladık. Allah aşkına bizi uğraştırma, anlat evimize gidelim. Lütfen amirim, ben bir şey yapmadım ki, ne anlatayım? Lan yavşak, yapmadıysan niye kaçtın o zaman? Kırık! Amirim vallahi ben sizi narkotik sandım. Başımda öyle bir mevzu var da. Biz her boku biliyoruz sen. Bıçak kullanmışsın. Bıçak mı? Öldürdüler mi Pamuk'u? Ulan artistlik yapma! Bilmiyor musun sanki, nereye sakladın bıçağı? Ne bıçağı abi? Ben ekmek bile kesemem. Aman abi, anam avradım olsun, benim bu işle ilgim yok. Kimse beni karıştırmasın. Öldüren ben değilim abi. Abi o kız benim sevgilimdi. Onu sevdim ben. O da beni sevdi. Senin neyini sevdi lan? Gözlerim maviymiş. Öyle diyordu. Kız seni sevdi, sen onu dövdün.
Abi dövdüm ama o kadar. Kılına bile zarar vermedim. Ulan eşşoğlu eşek. Kızın üzerinde sigara söndürmüşsün psikopat. Konuş lan. Abi haplıydım. Uçmuşum. Farkında bile değilim. Hem epey zamandır görmüyorum zaten ben onu. Anamdan babamdan geçtim. Şu kainatta yaşayan en önemli insan şudur diyeyim. Onun üstüne yemin ederim ki ben yapmadım. Ama kimin yaptığını biliyorsun. Hadi gel bir tahminde bulun şurada. Bir şüphelendiğim var senin. Peki. Madem söylemiyorsun. Şimdi seni tüm hayatını incelettireceğim. Her şeyi savcımla konuşup seni sonsuza kadar içeride tutmanın yollarını arayacağım. Ha, bir de narkotik muhbiri olarak adını bütün aileme yayacağız. Seni şimdilik 3 gün misafir edeceğim. İçeride otur, düşün, taşın. Bakalım bana söyleyeceğin bir şey var mı? İdris şundan kızın ev adresini al. Tüm telefon kayıtları da incelensin. Tamam. Bir de bileğini göster bakayım. Çevir. Bileklerini aç. Aynı değil miydi? Aksi dur hepsi. Hayır öyle değil. İdris çok değişti. Bu iş mahvetti. Her cinayet onu biraz daha çığırından çıkardı. Ne yapsam, nereye dönsem şüpheleniyordu. İşini gücünü bırakıp beni takip etmeye başladı. Her lafında bir mana arıyordu. İnsan karısına bunu yapar mı? Kim dayanabilir bu işkenceye? Bir paranoyakla nasıl yaşanır? Paranoyak ha? Paranoyak ha? Bak kızım. 2 gün önce bir genç kızın elini bulduk, elini. Belli ki o da senin gibi böyle birilerinden kaçıp kurtulmak için kendini sokağa atanlardan. Anası babası birazcık paranoyak olaydı. Belki sonu başka türlü olurdu. Şimdi dua et de senin sonun da onun gibi olmasın. Seni de çöplüklerden toplamayalım. Ayrıca söyledim, çocuklara alamazsın. Vermiyorum çocukları. Nasıl vermiyorsun çocukları? Vermiyorum ulan. Nasıl vermiyorsun? Vermiyorum. Hadi şimdi güle güle. Gördün mü anne? Bu adam deli dillere yaptığını görüyor musun? Bana bak. Yeteriz işkimi, yanlışı yıkım. Sen garonu değil çocuklarını cezalandırıyorsun. Ya ya. Onlar analarını görmek istiyor. Ha böyle yapma. Ha böyle yapma. Yoksa... Dudus mu katasarı? Efendim efendim abi. Evdeyim abi. Hasan. Evet abi. Abi siz hiç uyumaz mısınız? Uyumayız. Polis bey, buraya niye geldiğinizi söyleyecek misiniz? Olmadı Müslüm efendi. Burada soruları biz sorarız, siz cevaplarsınız. Yok, estağfurullah da. Böyle birden... Buyurun. Peki bu ailede başka kimse var mı Pamuk dışında? Var. 2 ağabey var. Abbas'la Vakkas. Neredeler? İşteler. Kızının nerede olduğunu biliyor musun? Hatun Hanım. Hayır polis bey. Peki polise başvurdunuz mu kızımız kayboldu diye? Niye? Kaybolmadı ki. O zaman nereye gittiğini biliyorsunuz. Biliyoruz. Allah ona gidebilecek çok güzel bir yer ihsan etti zaten. Ama o kıymetini bilmedi. Öyle deme bey. Ne demeyeyim? Yalan mı? Pamuk burada oturmuyor muydu? Hayır. Evlendi. Koca evindeydi. 16 yaşında kız nasıl evlendi ki? Battal beyimiz nüfus kağıdında yaşını büyüttü. Sonra da evlendi. Ona evini açtı. Bir dediğini iki etmedi. Her istediğini verdi. Ama demek kanında bir bozukluk vardı ki bunca nimeti bırakıp o cibilliyetsize gitti. Bu cibilliyetsizin bir adı var mı? Ömer. Serserinin itin teki. Daha önce de bir şeyler varmış aralarında.
Ayırmak için ne yaptıysak olmadı. Kemiklerini kırdım ama olmadı. Kardeşleri sırayla dövdü, o gitti gizli gizli buluştu. Sonra bu nimet çıktı karşımıza. Ama dediğim gibi, rezil olduk dünyaya. Battal Bey'e de boynumuz büşük. Yüzüne bakamaz haldeyiz. Battal Bey? Vallahi bizim veli nimetimizdir. Adana'dan beri ben onun bahçıvanıydım. Hanım da konağına sık sık temizliğe giderdi. Pamuk da yardım ederdi. Bahçıvanlar, konaklar. Sizin Battal Bey bayağı zengin birine benziyor. Siz Battal Bey'i tanımıyorsunuz mu? Tanımamız mı lazım? Hayır, Battal Çolakzade'yi bilmeyen yoktur da. Bu Battal Çolakzade, o Battal Çolakzade mi? Evet. Çolakzade Holding'in sahibi. Doğrudur. Yüzlerce şirketi var. Bir ara sanayi odası başkanı oldu. Acayip zengin bir adamdır. Dedim ya, veli nimetimizdir. Benim babam da onun babasının bahçıvanıydı. Bizi İstanbul'a Battal Bey getirdi. Daha Pamuk da doğmamıştı. Benim küçük oğlan da onun yeni bahçıvanının yardımcılığını yapıyor şimdi. Geniş bir sülale, oğulları, kızları. Bir dakika, bir dakika. Bu adam evli değil miydi? Evliydi ama işte bizim kıza gönlü kayınca Allah böyle istedi. Polis Bey söyleyin, Allah rızası için. Kızımın başına ne geldi? Hatun Hanım, kızınızın ölümüyle ilgili çok ciddi bulgular var. Öldürüldüğünü düşünüyoruz. Allah verdi, Allah aldı. Su testisi su yolunda kırılır. Ölümü hak eden bir hayat yaşadı. Bize düşen de kimin yaptığını bulmaktır. Detayları emniyette paylaşırız. Şimdi arkadaşlar biraz konu komşuyla konuşacaklar. Odası var mıydı? Olmaz olur. Gelin gittiğinden beri ilişmedim yavrumun eşyalarına. Ben bir etrafa bakabilir miyim? Bana şu bileğini bir göster bakalım. Tamam. Hala sinekler uçuyor etrafta. Hiçbir şey değişmemiş. Sivriler uyutmaz insanı burada. Lağım kokusu geliyor. Annemin üstü başı kavrulmuş soğan kokar. O kokudan nefret ederim. Annem sanki mutfağın bir parçasıdır. Ocağın başında. Elinde bir tahta kaşık. Odamda hayaller kurarım. Masallar yazarım. Hayalet olurum. Kaybolurum. O zaman ne babamın nefreti, ne abilerimin şiddeti, ne bakkalın ter kokusu, ne arsız çocukların çığlıkları, ne komşu kadınların dedikodusu dokunur bana. Ben hep masallara kaçarım. Hayalet olurum. Kaybolurum. ...16 yaşında evlendirmişler kızı. Yazık. Evet ama Battal niye kızın yaşını büyüttü ki? 16 yaşında bir kızın evlenebilmesi için ailenin rızası yeter. Yetmez mi? Ya yetmedi ki herhalde. Yoksa ne uğraşacak? İşin içine çok önemli bir oyuncu girdi. Battal Çolakzade. Onun olduğu yerde bakanlar vardır. Milletvekilleri, yüksek bürokratlar vardır.
Gizli telefonlar gelir, aman dikkat denir. Gözdağı verilir. Sürgünlerden söz edilir. İşin üzerine gidin. Çolakzade'yi sorguya alın. Fakat gözünüzü seveyim, dikkatli olun. Çıkabilirsiniz. Ferman amir. O İdris denen deliye hakim ol, maksadını aşmasın. Bak Hasan Bey kardeşim, benim iki oğlum 5 et lokantası idare ediyor. Ben 3, zinciriz biz. Kızımı saymıyorum, o ayrı havadan çalıyor. Ama bak, dikkat et lafıma. Bizim işimiz lokantayla değil, bununla, etle. Onun için benim küçük baş hayvanım Bursa'nın Balıkesir'in, büyük baş hayvanım Çankırı'nın otuyla beslenir. Niye? O otlarda kekik vardır. Kekik eti lezzetlendirir. Benim hayvanlarım hiç hareket edemez. Niye? Çünkü hareket eden hayvan yağ tutmaz. Eti adeleli olur, sert olur. Benim hayvanlarım böyle durur. Baba, artık şu et muhabbetini bitirelim mi? Ne o, başka birini mi bekliyordun? Ne diyorsun sen ya? Ne bileyim, saçlar başlar, kokular. Böyle kıyafetler pek havalısın da. İdris, sen niye geldin? Ne istiyorsun? Git önce şu üstüne bir şey giy. Evet, dinliyorum. Ne var İdris? Niye öyle bakıyorsun? İdris, neyin var senin? Aman Allah'ım, elektrikler gitti. İdris çabuk. Çabuk bak, şu arka çekmecede ev feneri var. İdris kalksana. Dur, telaşlanma dur. Nerede? Arkanda işte, çekmecenin gözünde. Yerini biliyorsun, kendini alsana. Sanki ilk defa gördün karanlıkta aşağı attığımı. Ben böyle olunca kıpırdayamam ya. Rüzgarından geçilmez ama. Korkak kahraman. Hangi çekmece? Oradakinde. Ulan çocuktun, korkardın karanlıktan. Koca kadın oldun hala. Pili bitmiş bunun. Bak gördün mü? Korkuyorum ya. İdris. Hı. Şu dolabın gözünde mumlar var. Hadi İdris, bir zahmet. Hemen hadi. Kızım çekiştirme. İdris gel, tamam. Gel yanıma. Sen ne dedin bakayım bana? Korkak kahramana. Ulan sen benim karanlıktan başka neden korktuğumu gördün ki? Yıldırımdan. O çocukluğunda. Benden? Pışık.
Ben senden hiç korkmadım. Deli deliden korkmazmış. Bak, kalbim nasıl çarpıyor. Hakikaten ben korkak mıyım? Ben buraya seni öldürmeye geldim, biliyor musun? Ben seni bilirim. Kendine bakmazsın. Unutkansın. İhmalkarsın. Boş verirsin. Onun için ben gidince yapacaklarının listesini çıkardım. Aklıma geldikçe yazıyorum. Yazacağım. Evlilik cüzdanımız, nüfus kağıtlarımız, sigorta karnen filan üst çekmecede. Mide ilaçların mutfaktaki üst gözde. Son kullanma tarihini atlama. İç çamaşırların senin yattığın taraftaki komodinin üst çekmecesinde. Bak Abbas, bak Bakkas. Sakın ortadan kaybolma. Söylediklerinizi tek tek araştıracağız ona göre. Yalan çıkarsa yandınız. Gösterin bileklerinizi. Aç. Hadi gidin. Kardeşlerden bir şey çıkacak mı? Abbas pamuğu da vermiş o kadar. Dozunu kaçırmış kız elinde kalmış da olabilir tabii. Bu işi Asit Ömer yaptı diyor. Kesinlikle eminmiş. Damarına da bastım üstelik. Kız kardeşini kaçıran adamı nasıl ortada dolaştırıyorsunuz diye. Ne cevap verdi? Bulsak yaşatır mıydık dedi. Vakkas da aşağı yukarı aynı şeyi söyledi. Asit diyor başka bir şey demiyor. Belli ki ifade için aralarında anlaşmışlar. Yalnız bu Vakkas battal çolak zaddenin bahçıvanlığını yapıyor ya. Patronunla ilgili ağzını yokladım. Pek kelime etmedi. Enteresan. Enteresan da niye sırıtıyorsun? Yok abi öyle bir şey. Oho. Çok büyükler hakikaten. Her işi yapıyorlar. Yol, inşaat, tekstil, baraj, otomotiv. Onları zaten biliyoruz. Önemli olan battalla ilgili özel bilgilere ulaşabiliyor muyuz? Ulaştık bile. Arkamda toplam 4 milyar lira ciro yapan 80 şirket var.
Arkamda yüz binlerce çalışan var. İnşaat, enerji, tekstil. Her birinde. Pazar payımız %20'nin üzerinde. Ama ben emekliliği seçtim. İşten elini çekmiş, çocuklarına devretmiş bir adam. Susma zamanım geldi. Onun için kulağınıza küpe olacak tek şeyi anlatacağım. Anladınız, anladınız. Anlamadınız, siz bilirsiniz. Benim için kaba saba heriftir derler. Desinler. Şunu unutmayın. Ticarette kimseye nezaketi için para ödemezler. Para eden zekadır. Bilen bilir benim av merakım vardır. Babamdan kalma. Rahmetlik çocukluk zamanımda beni alıp Toroslara götürür. Adanalıyız ya. İşte orada yaban keçisi, ayı, geyik, Allah ne verdiyse avlardık. Yani babam avlar, ben seyrederdim. Bir keresinde bir geyik vurdu. Hayvan dizlerini kırdı, oracağa yığıldı. Ölürken de gözlerini dikti, bana öyle baktı. Dayanamadım, ağlamaya başladım. Babamdan ilk ve son tokadı orada yedim. Bir tane çaktı bana ve dedi ki, bak oğul, ağlayacaksan bir daha gelme. Avın gereği budur. Yine dedi ki, hayat da böyle bir şeydir işte, sürek avıdır. Ya seni indirirsin, ya seni indirirler. Seç birini. Öyle dedi. O tokat bana ders oldu. Bir daha hiç ağlamadım. Hayvan avında da, insan avında da. Sordunuz ya düzen üzerine. Yani dünyanın düzeninin özü tam da budur. Avlar ve avcılar vardır, o kadar. Siz de buna karar vereceksiniz. Av mı olacaksınız, avcı mı? Harikaydı. Sağ olun. Teşekkürler. İyi ki geldiniz. Konuşmanız çok güzeldi. Hocam artık emekliyim. Ne zaman isterseniz çağırın. Koşan koşa gelin. Çok teşekkürler. Rica ederim. Sağ olun. Efendim biz emniyetteniz. Bir soruşturma kapsamında sizinle de konuşmamız gerekiyor. Böyle ayaküstü mü yani? Ne zaman nerede isterseniz efendim. E hadi o zaman eve gidelim. Bir çay içeriz hem de. Bizi takip edin. Sen burada bekle. Niye amirim? Bekle. Bir dakika. Buyurun. Kendini çok beğeniyor. Abi şöyle bir av tüfeği almak isterdim ha. 500 bin dolarım var mı? Efendim? Fiyatı ama satmam. Babamdan yadigar. Ava meraklı mısın? Yani hepimizde bir av merakı vardır da en ünlümüz Ferman abidir. Ya ne avlarsınız? O daha çok insan avlar. Bu işin latifesi tabii. Batal Bey'i tanıştırayım. İdris Altuğ, ben de Ferman Tercan.
Buyurun. Eşiniz Pamuk için buraya geldik. Başı belada mı? Belada olması mı gerekiyor? Bilmem. Polis gelmiş, karımız soruyor. Siz olsanız ne düşünürsünüz? Şöyle düşünürüm. Belalı bir durum ihtimali varsa... niye polis bana gelmeden önce ben polise gitmedim? Evet, böyle düşünürüm. Evinden kaçan kadınların peşine ne zamandan beri polisler salınıyor? Böyle bir şey battal Çolakzade'ye yakışır mı? Bana yakışır mı? Ben bunun gereğini kendim yerine getiremez miyim sence? Getirebilir misiniz? Mesela evinden kaçan karınıza ne yaparsınız? Ferman abi. Karımın başına ne geldi? Öldürüldüğünü düşünüyoruz. Tamam efendim. Ne dedim ben? Battal Çolakzade'nin olduğu yerde ne vardır dedim. Bakan vardır dedim. Aha sana bakan. Daha başlamadık bile. Sadece bir el ha. Geri kalanına da yakında ulaşırız. Büyük bir ekip aramada. Niye kaçtı evden? Onu kaçtığı adama soracaksınız. Kaçmasına neden olacak bir şeyler yaşamış olabilir mi? Mesela? Mesela şiddet, dayak, ölümle tehdit. Onu da kaçtığı çocuğa soracaksınız. Şiddeti de dayağı da ölüm tehdidini de o uyuşturucu taciriyle yaşamış. Daha önceleri kızı bıçakladığını söyledi mi size? Zaten bunu çoktan öğrenmişsinizdir. Bilmiyorsanız da bu ayıp size yeter. Geri getirmek için bir şeyler yapmadınız mı? Ben bu kıza bir yuva verdim. Sevgimi verdim. Bir dediğini iki yapmadım. Ben boşandığım kadını bile kaderine terk etmeyen, koruyan bir adamım. Eski karım hala bu çatı altında yaşıyor. Ama yeni karım gitti ve bedelini de ödedi. Geri getirebilir miydim? Getirirdim. Ama uygun düşmezdi. Gitmesinde karınızın bir etkisi olabilir mi? Haşa. Hilal onu kabul etti. Hissesini çıkarmadan köşesine çekildi. Neredeyse analık yaptı. Pamuk bu eve girdiğinde çocuktu. Gide gele büyüdü. Babası bahçıvanımdı. Abisi de bahçıvanımdır. Yani ailenin etinden de sütünden de yararlandınız. Ne oldu ben de bilmiyorum. Gönlümüz düştü demek ki. O zamanlar aile dertli. Bir hayırsızın peşinde kızın hayatı kaydı kayıyor. Niye olmasın dedim. Babası da dünden razı. Bari evlat edinseydiniz. Doğru. En küçük kızımdan da küçüktür Pamuk. Ama genç bir eşi kim istemez ki? Hele bizim yaşımızda. Tamam mı? Bitti mi? Hadi bitsin. Çok işim var. Tamam efendim. Şimdi değil ama sonra çalışanlarla da konuşmak isteriz. Konuşun, konuşun ama asıl konuşmanız gereken o kaçtığı serseri. Sorunuzun cevabı onda. Pamuk'un eşyalarına da bakabilir miyiz? Önce depoya kaldırdık. Sonra birilerine dağıttık. Geri dönmeyeceğini bildiğiniz için mi? Dönse bile bu eve giremeyeceği için. Hadi gidiyoruz. Ferman abi, sen git ben bir tuvalete gireyim geleyim.
Nasıl girdiniz buraya? Çıkın hemen. Çok pardon, geçmiş olsun. Hastanın yanına yaklaşmak çok tehlikeli. Bu ne sorumsuzluktur? Battal Bey'in kızı değil mi? Telaşlanmayın, ben polisim. Kim olursanız olun, enfeksiyonel bir durum var. Hastaya kesinlikle yaklaşılmaz. Niye? Niye olur mu? Cahil misiniz siz? Bağışıklık sistemini tehlikeye sokarsanız solunum yetmezliği niye olur? Niye demeyeceğim, sinirleniyorsun doktorum. Allah şifa versin yani. Bir tuvalette kamera yoktu, rahatça işedim. Kıza üzüldüm be. İşte zenginlik falan havacı var, kız öyle yatıyor. Tam nesi varmış? Solunum yetmezliği mi ne? Enfeksiyon falan dedi, bağışıklık dedi. Doktorum cevaptan çok soru soran cinsten. Bu battal Tekin herif değil. Bir gözü kalk gidelim diyor, öbür gözü bok gibi oturduğun yerde diyor, anla. Oğlum sen ne diye her boka gülüp duruyorsun? Öyle mi? Gülüyor muyum? Bir, asit. Kızın son gitti adam. Psikopat. Beyni uyuşturucudan dağılmış, her boku yapabilir. Zaten dayak, vücutta sigara söndürme, bıçaklama gibi vukuatları gırla. Müslüm, pamuğun babası için de hayli neden var. Bir kere namus meselesi en önde. Ayrıca Battal'a karşı kendini inanılmaz borçlu hissediyor. Battal'ın yardımıyla oturdukları gecekonduyu satın alıp apartman haline getirmişler. Kız ortada şamar olanı. Gelen vurmuş, giden vurmuş. Komşular kızın çığlıklarına alışmışlar, anlayın artık. Kardeşler, Abbas, Vakkas. Burada şu sorulabilir. Pamuğu öldürdülerse asidi niye sağ bıraktılar? İyi de bulsaydık yapardık demişler ya oğlum. Zaten töre cinayetlerinde kadın bitti. Şu da var. Açımızı değiştirip bakarsak bu cinayet hepsinin ortak kararı da olabilir. Yani Battal. Karısı kaçmış. İtibarı yerlerde. Gururu kırılmış bir avcı. Avını kaçırmış. O istedi ya da ima etti, aile uyguladı. Bir de Battal'ın eski karısı Hilal var. Hala aynı evde oturuyor. Onca seneden sonra Battal'ın gencecik bir kızla evlenmesini hazmedememiştir belki de. Aman dua edelim Çolakzade ailesiyle ilgili olmasın. Böyle adamlar ateşi maşayla tutarlar ve hayatta yakalanmazlar. Amirim durum bu. Tamam siz devam edin. Hasan, sen internetten Çolakzade ailesinin şirketlerin içine gir. Didik didik edeceksin. İdris, şimdi biz de asitin üzerine gidelim. Yasemin, ha merhaba. Bu akşam ben buradayım. Yemeği iptal edebilir miyiz? Sigara içer misin? İçmez miyim abi? Allah razı olsun. Yasak değil mi kapalı yerde? Bak koç, bak aslanım. Ne söyleyeceksen şimdi söyle, yoksa bilmiş olasın ihale üzerine kalıyor. Hadiselerin göbeğinde olduğunu biliyoruz. Nasıl amirim? Şöyle canım kardeşim. Bütün bilgiler seni işaret etmeye başladı. Kızımız zengin bir abimizle evlenmiş, rahat duramamış, sana kaçmış. Doğru mudur? Evet ama... Bitmedi. Zamanında kızı kesmişsin. Ben ekmek bile kesemem dedin ama bayağı marifetliymişsin. Yani bıçak kullanıyorsun. Pamuğun kolu da bıçakla kesilmiş. Kızın bütün ailesi yemin ediyor senin yaptığını. Bu narkotik suçu değil. Yan kesicilik, dolandırıcılık değil. Bak bu yediğin bok seni müebbete götürür. Ha sen bir şeyler biliyorsundur, o başka. Bak. Biz burada senin aleyhine de lehine de delil topluyoruz. Ama cezaevine gidersen tek insan bulamazsın senin için çalışacak. İstersen avukatını da hemen çağırabilirsin. Amirim. Var bildiklerim ama beni o adamdan korumanız lazım. Hangi adamdan? Hangi adamdan oğlum? Battal Çolakzade. Niye? Seni tehdit mi etti? Mesele pamuğun bana kaçması falan değil. O zaman ne? Anlat bildiklerini. Gerekirse seni gizli tanık yaparız. Koruruz oğlum. Hemen bitirelim şu işi. Yok abi, koruyamazsınız.
Bu işin gidişatı kötü. Hele içeri girersem daha kötü. Beni orada yaşatmazlar. Abi benim ortadan yok olmam lazım. Ne bileyim yurt dışı falan. Amirim anlaşalım. Siz benim davayı düşürürseniz ben konuşurum. Konuşurum siz bu işi şıp diye çözersiniz. Olay bildiğiniz gibi değil. Kusura bakmayın ama böyle. Bu sefer tamam deyim. Bana sakın hayır deme. Beklemeliyiz efendim. Bak biz sözümüzü tuttuk tamam mı? Ellerinden öperim amirim. Şimdi gidip bir yerde çayımızı içelim ben de size döküleyim. Hayır önce şubeye gideceğiz. Seni sorgu odasına alacağım. Yanında avukatın olacak, tek tek anlatacaksın bildiklerini. Tamam amirim, çay içeriz ama değil mi? Sen de çaya taktın lan. Seni kim teşvik etti bu işe? Ben kendim karar verdim. Kız kardeşini de sen öldürdün. Aynı sebepten. Hayır. Öldürsem söylerdim. Gurur duyardım bundan. Onu öldüren Asit Ömer'dir. Bacım ona gitti ve bir daha haber almadık. O bizim namusumuz iki paralık etti. Cezasını da böyle kestik. Tabancayı kim verdi sana? Yıllar önce aldım. Kimden aldığımı hatırlamıyorum. Baban mı verdi, Battal Bey mi? Bak kas, seni kullanmalarına izin verme. Kim teşvik etti seni? Oğlum! Bak kasım! Doğru mu oğlum? Bırak abla. Oğlum! Anne tamam. Kıvanım, anne, bırak bırak sen. Anne bırak abla. Oğlum istiyorum. Bırak ablacığım. Oğlumu yok, isterim. Yok bıraksana. Bırak. Yok bırak. Bırak. Oğlumu ver bana. Anne yapma. Bak kasını ver bana. Onun için devlet bir avukat temin ediyor. Kadın bak isterseniz siz de bir avukat tutabilir. Anne. Gelişmeleri ondan öğrenebilirsiniz. Oğlumu ver bana. Allah sabır versin. Anne ya. Oğlumu ver. Sus. Biz kurban mıyız? Kurban mıyız? Baba tamam. Yetmedi mi? Anne. Yetmedi mi oğluma verdiklerimiz? Kızımı aldım. Yürü lan. Tamam ya. Yürü lan. Baba geliyor Yani Şevket amirim, eğer pamuk Asit tarafından öldürüldüyse bu iş bitti demektir. Vakkas Asit'i intikam nedeniyle öldürdü. Evet. Vakkas sözlerinde samimi gibiydi. Sen ne diyorsun Ferman ağabey? O azmettirdi. Her şeyin arkasında o var. Avcı, Battal Çolakzade üzerine konuşuyoruz. Karşısına öyle delilsiz, ispatsız çıkamayız. Bizi buruşturup fırlatır atar. Sezgilerinden daha fazlasına ihtiyacımız var. Bulacağız amirim. Vakkas'ın annesi boşuna saldırmadı kocasına. Bir şeyler biliyor o kadın. İdris sen kadına git ama kocası olmadan konuş. Amirim eğer iznin varsa ben de Battal Bey'i ziyaret etmek istiyorum. Hilal Hanım'la konuşma. Hasan gel. Sizinle görüşmek istiyor. Gelsinler. Buyurun. Kolay gelsin Hilal Hanım. Battal Bey'e gelmiştik. Terasta. Aklımda size soracağım bir şey var da acaba mümkün mü? Dinliyorum. Pamuk'la ilgili. Zavallı kız. Sizce kim yapmış olabilir? Ben şunun için soruyorum.
Sizi ayırıp kocanızla evlenmiş biri. Haliyle çok kızmış olmalısınız. Bu kızgınlığınızla... Neyi ima ettiğinizi anlıyorum. Ama o bu eve gidip gelen bir çocuktu. Bizim bir parçamız gibiydi. Kocanızın da yeni eşi. Evet. Ama ben bu evliliği hiçbir zaman anlam veremedim. Şaka gibiydi her şey. Battal asla yapmayacağı bir şey yaptı. Bırakın beni. Bütün çocuklara karşı çıktı ama yine de yaptı. Hatta Ceylan'a rağmen. Onun hayatında Ceylan'ın yeri başkadır. Kızım bu evliliğe hiçbir zaman razı gelmedi. Hatta evi terk etmek istedi. Ama sağlık sorunları ikimizin de elini kolunu bağladı. Gidemedik bir yere. Battal Bey bizim acizliğimizden yararlandı. Akkasımın da aklına giren bence o. Kışkırttı oğlum. Ya senin kölen mi bu çocuk? Bak sana yemin. Ne babası ne kardeşi gidip vursun diye bir şey söylediler vakkasına. Pamuk gitti. Vakkas bitti. Şimdi söyle bana. Biz kurban değiliz de neyiz? Şimdi sen bana diyorsun ki, asit midir nedir, bir oğlan çocuğu öldürülmüştür, niye? Diyorsun ki, öldürülen bu oğlanın bildikleri varmış ama benden korktuğu için konuşamamış. Söyle bakalım Battal Efendi, bu çocuğun bildiği ama söyleyemediği şey ne? Bunu soruyorsun. Doğru mu anlamışım? Doğrudur. Ey Avcı Bey, babamın deyişiyle, ben ne bileyim, bu soruları bana niye sorarsın? Herif karımı kaçırmış, karımın kardeşi gitmiş vurmuş, iş bitmiş. Benden ne istersin? Ölünün arkasından hayır duası mıydı? Peki hadi onu da yapayım. Mekanı cennet olsun. Ha, ya pamuk? Senin yerinde olsam töre denen şeyi kurcalardım. Kimi aileler için mukaddestir namus meselesi. Kimi babalar, kardeşler bazı şeyleri kaldıramaz. Başka soru? Asiye, Asiye selam. İdris, İdris. Bir görüşsek mi? Yok, telefonda olmaz. Yüz yüze. Nerede buluşalım? Benim işim soru sormaktır Battal Bey. Benim işim katilleri yakalamaktır. Ortada iki cinayet var. Biliyorum bu durum canınızı sıkıyor ama sormak zorundayım. Beni bu işin içine çekmek için tuzak sorular soruyorsun. Benimle akıl oyunları oynuyorsun. Bak, sen de avcısın ben de. Bazı avlarda nişan alırsın, tetiği çekersin. Ya vurursun ya da ıska geçersin. Bazı avlarda tuzak kurarsın. Tuzak avcılık ahlakına uymaz ama vardır. Ustalık ister. Kuralı da şudur. Tuzağı avına hissettirmeyeceksin. Bana bunu yapma. Ben öyle kolay kopana yakalanacak bir geyik miyim sence? Senin aklın bana yeten mi? Bir daha bu eve söyleyecek bir lafın olunca gel. Zırt pırt kapımı çalma. Şimdiye kadar avcılığından bir şeyler öğrenirim sanmıştım ama sen benim dengimdeysin. Bundan sonra başına gelebilecekleri öğrenmek istiyorsan... kapımı bir kez daha çalmayı dene. Hoş geldin. Gel. Ne söyleyeyim sana? İdris, hiç vaktim yok. Hemen dönmeliyim. Vallahi çok zor izin aldım. Ne oldu? Hayırdır? Bak Asiye, ben şöyle düşündüm. Cevri haklı. Hiçbir şey annenin yerini tutmuyor. Sensiz olmuyor. Çocuklar yapamıyor. Ben yapamıyorum. Kısaca senden eve geri dönmeni istiyorum. Ayrıca ben de değişmeye çalışacağım. Biliyorum bazen öküz gibi davranıyorum. Geçen kendi kendime dedin. İdris söz konusu değil. Efendim?
Eve dönmem mümkün değil. İstiyorsan çocukları alabilirim ama eve dönemem. Niye? O gece biz öyle... O bir anlık zaaf da ediriz. Lütfen. Geçen gece olanlar hataydı. Hata. Hata. Al sana hata işte. Bak bu da hata. Kendine sen gel. Hayatında hata mı gördün lan? Ha hata mı gördün? İdris yeter. Yıkıl lan karşımdan. Beyefendi biraz sakin olur. Sakın ha. Sakın. Abi sak dur. Beynine de alırım. Sakin ol. Dağılın lan. Sakin ol. Beyefendi kapalıyız. Vodka şişesini ver. Beyefendi kapalıyız dedim. Grup bir hazırlık yapıyor şu an. Saat 8 gibi gelirseniz yardımcı oluruz. Zorluk çıkarmayın lütfen. Daha kasayı bile açmadık. Vodka şişesini ver dedim. Bardak da ver. Büyük ver büyük. Kaç zamandır gülmez oldum kendime. Aslında uzun zamandır çok gülüncüm. Her ne kadar umursamaz görünsem de, bildiğin gibi değil aslında ben çok kıskancım. Sen bana aldırma gülüm, ben de adam olma. Kendine hayran yoktu, ben de adam olma. Sen bana aldırma gülüm, ben de adam olma. Kendime hayran yoktu, ben de adam olma. Sen bana aldırma gülüm, ben de adam olma. Kendime hayran yoktu, ben de adam olma. Sonunda uyuyan yılanı uyandırdık. Aferin bize. Delilsiz, ispatsız eve dalarsak sorumuz bu olur. Başka ne dedi? Gelme bu eve dedi. Ben Battal Bey'in telefonlarını dinlemeye alalım diyorum. Mahkeme kararı alabiliyorsanız alın kardeşim. O zaman istediğiniz kadar dinlersiniz. Yok, alamayız. Mümkün değil. He. Efendim, bu adamın peşini bırakmamalıyız. Ya elinde en ufak bir delil yokken neyi neyle ispat edeceksin? Müdürüm, benim sezilerime güvenin. Lütfen bana inanın. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Efendim Yasin. Göreceksiniz, ben bunu ispatlayacağım. Ben bu adamı... Konuşma bitmiştir, dinleme yapılmayacak. Anlamadım, ne işi? Babam sana iş teklif ediyor. Gelsin lokantalardan birinin başına geçsin diyor. Yapma ya. Ya bence hiç düşünme. Parası çok iyi, gecesi belli, gündüzü belli. Hem ceset yok, kol bacak yok, kokuyor. Hasan Bey. Muhabbetiniz bitiyor mu yoksa kendime bir başkasını mı bulayım? Emredersiniz amirim. Ben seni sonra ararım. Efendim? Ferman abi, ben Asiye. Evet Asiye. Abi İdris bana saldırdı. Ne zaman? Biraz önce. Bu herif beni öldürecek. Allah aşkına bir şeyler yap. Durmadan tehdit ediyor. Oğlum çekilsene. Senden başkasını dinlemez bu deli. Abi elini ayağını öpeyim. Tamam kızım, ben ilgilenirim. Siz ikiniz de gelin benimle.
Hasan Bey, telefon elinden düşmüyor. Birileriyle çok konuşuyorsun. Sen ki Allah'ın çömezisin. Bir boktan haberin yok. Bu işi üniversite bitirmekle tezi yazmakla olmaz. Seni ikaz ettim anlamadım. Telefon yok. Bir daha söylemeyeceğim. Sana gelince İdris Efendi. Seni de uyardım ama sen de dinlemedin. O kızın peşini bırak. Tehdit etmekten vazgeç. Adam ol. İkinizi de kolunuzdan tuttuğum gibi kapının önüne koyarım. Bilirsin yaparım. Ulan ben çakalın tekiyle bir mücadeleye girmişim. Herif resmen bizimle dalgasını geçiyor. Zavallı bir genç kız daha tabutuna konmamış, mezarına girmemiş. Daha duası bile okunmamış. İnsan biraz utanır be. Beni böyle mi uğurlayacaktınız teşkilattan? Antropolojiymiş. Sen de deliliğini bu işi çözmek için göstersene aslanım. Yoksa senin cakan sadece kadınlara mı söküyor? İçelim mi? Ağzımıza sıçtı. Adam haklı. Zaten Ferman abinin en önemli özelliği her zaman haklı olmasıdır ki insanın sinirini bozan bir durumdur. Abi ben gidiyorum. Olmaz, bırakmam. Daha Türkiye'de niye seri katil yok onu anlatacaktın oğlum. Daha saat kaç lan? Yok abi öyle değil. İşi bırakıyorum, ayrılacağım yani. Yapılacak iş değil bu. Yani şimdi bu laf sana garip gelecek ama... burada her şey pis kokuyor. Ben pis kokuyorum abi. Yasemin'in yanına yaklaşamıyorum, elini tutamıyorum kızın. Geceleri rüyalarımda cesetler konuşuyor. Kesik kollar boğazıma sarılıyor. Hepimiz böyle başladık be koçum. Asiye kaç kez beni yataktan kovmuştur git ölü kokuyorsun diye. Alışıyorsun be abim. Beni de uyku tutmazdı. Koy şimdi beni morga 24 saat deliksiz uyuyayım o derece yani. Yok abi ben kararlıyım. Yasemin'le evleneceğim muntazam bir hayatım olacak. İyi de para alacağım. Babasının et lokantaları zincirinde müdürlük teklif ediyorlar. Yine bir kadın kanına girdi değil mi? Öyledir abi bunlar işte. Güzel avrat otu nedir bilir misin Hasan'ım? Bir bitkidir. Arsenikle karıştırılıp suya atılınca kokusu olmayan bir zehir haline dönüşür. Bak adı ne kadar manidar. Güzel avrat otu. İşte kadınlar budur. Güzeldirler ama zehirleyerek öldürürler. Sana da zehir yavaş yavaş zerk ediliyor. Bünyen hissetmiyor bile. Onun için vazgeç bu evlilik sevdalarından. İşine asıl. Bu meslek mukaddestir. Öyle bir kadın yüzünden bırakılır mı? Ama abi sen de her kadını aynı kefeye koymasana. Bak Yasemin mesela. Salak. Git o zaman gir o karının koynuna. Kayınpederinin kölesi ol. Para göz. Et lokantası müstakbel müdürü. Ulan Allah'ıma kitabıma geleceğim o mekanına. Dikileceğim karşına. Sana bir karışık et emredeceğim. Beğenmezsem o karışık eti kafana geçireceğim. Sen gerçekten delisin. Senin acilen kapatılman lazım. Ulan bir el bulduk hayatımız ne hale geldi. Sen git artık Gezbancığım, geç kaldın. Allah razı olsun senden. Bir türlü vazgeçiremedim şu laftan. Neyin var bakayım senin? Bu ne surat Ferman Bey? Boş ver. Vermem. Hep benim dertlerimden mi konuşacağız bu evde? Polis bey konuş. Ne konuşayım? Çuvalladık. Dalga geçtiler, azarı yedik, beceremedik. Nihayetinde kovmaktan beter ettiler. Ben emekliliğimi isteyeceğim.
Yasemin benim. Düşündüm ben. Prensipte babanın teklifini kabul ediyorum. Tamam, görüşürüz. Ana. Madestane mizi taraya inan aşkım. Ama işi gizledi. Asiye. Asiye. Cohoz kani. Kurbani. Simok olur mu çam çoğuştu kani. Efendim İdris. Şey abi, bugün için senden özür dilerim. Abi bilirsin ki ben Asiye'nin kılına bile dokunamam. Ama yine de özür dilerim. Çünkü sen benim babamsın. Abi kusura bakma, biraz içkiliyim, duygusalım yani. Ayrıca... Ne diyordum ben? Ha, ayrıca merak etme amirim. Biz bu işi evvelallah çözeceğiz. Ben senin yüzünü asla kara çıkarmam. Hadi hoşça kal. Ne diyor? Ya çekmiş kafayı, saçma sapan konuşuyor. Bugün kötü azarladım, sonra da canım sıkıldı. Kardeşim takmış kafayı Asiye'ye. Ben böyle manyakça seven adam hayatımda görmedim. Böyle korunan bir eve girmek marifet ister. Askerliğimi özel timde yaptım. Ne istiyorsun? Karım barışma teklifimi kabul etmedi. Ya. Yazık. Bugün bana hayır derken gözünde öyle bir ifade gördüm ki. Acıma desen değil, nefret desen değil. Sanki bana bakıyor ama beni görmüyordu. Yoktum ben onun için, silmişti beni. Halbuki geçen gece... Elektrikler kesildi. Çok güzeldir. Asidir, inatçıdır. Ben karıma hep sadık kaldım. O benim çocukluk aşkımdır. Buraya girdiğim andan itibaren benim hayatımın kaydını biliyorsun değil mi? Muhtemelen yarın beni kovacaklar. Ama yeminle umurumda değil. Madem Asiye beni sildi, gerisi hiç fark etmez. Bakma öyle, biz Lazlar biraz tuhaf oluruz. Ben bittim ama seni de bitireceğim Battal Bey. Ya itiraf edeceksin yaptıklarını ya da seni öldüreceğim. Bak delikanlı. Muhtemelen sarhoşsun, seni anlıyorum. Aşk acısı nedir bilirim. Yaptıklarının farkında değilsin. Farkındayım, farkındayım. O da farkında. Şimdi sana söz veriyorum. Buradan çekip gidersen seni şikayet etmem. Bu iş kapanır gider. O kayıtlar da silinir. Ama önce çek şu tabancayı gözümün önünden. Kapının yolunu biliyorsun. Şimdi yok o. Sen beni dinlemiyor musun lan? Ha?
Dinlemiyor musun sen beni? Ben sana ne dedim? Konuşacaksın dedim. Konuş lan! Dur! Konuşmazsan bak bu odadan sağ çıkamazsın. Bak çok ciddiyim. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok Battal Bey. Sakin ol. Bak yemin ediyorum 3'e kadar sayıyorum. Konuşmazsan vuracağım. Niye öldürdün kızı? Nereden çıkardın benim öldürdüğümü? Avcı söyledi, o yanılmaz. Sana ne yarar var burada söylenenlerin? Delilden sayılmaz. Elbette sayılmaz. Onun bir önemi yok ki. Önemli olan değil. Senin bunu niye yaptığını söylemen önemli. Bizzat. Sakin ol. Bunu avcının öğrenmesi önemli. Tamam. O zaman senin peşini ölünceye kadar bırakmayacağım. Dur. Bir yerde kurtulacak nasıl olsa. Dinle beni bir dakika. O kala kendini beğenmiş puş. Dur. Sakin ol. Ulan bana bak. Allah aşkına konuşmana cebertiyim seni. Ya hiç düşünmüyorum. Şehadet getir lan. Dur. Dur. Şehadet getir. Senin gibi değil. Şehadet getir lan. Neden? Sen ne diyorsun lan? Allah belanızı versin lan size. Vay insafsızlar. Ulan bu insanlar... Benim silahımı! Çileymiş. Fermanı saat kaçta aramış? 9 gibi. Bu kaçıncı tekrar? Sıkıldım ama polis bey. Tamamen nefsim müdafaa. Tabancayı alnıma dayamış delinin biri. Ne yapacaktı adam? Kamera kayıtlarına bakın göreceksiniz. Her şey size anlattığım gibi oldu. O kayıtlarda hepsi var. Çok açık net. Vurmak üzereydi Battal Bey. Tabancası, tabancayı kafasına doğrultmuştu. Küfürler ediyordu. Çok ağır küfürler. İhtar ettim ama tabancasını bana doğrultunca yapacak hiçbir şeyim kalmadı. Nereden bilebilirdim polis olduğunu? Battal Bey doğruluyor bu görüntüler. Baka baka gözlerim yoruldu ya. Adamın olayla bir ilgisi yok. Bırakalım şahsı Murat. Bir
İfadenizi yazdırdıktan sonra gidebilirsiniz Battal Bey. Yalnız nerede olduğunuzu bilelim, ifadenize tekrar başvurabiliriz. Bir de bileklerinizi gösterir misiniz? Savcılık emri olmadan bakamazsınız. Bak, bugün çok zor anlar yaşadık. Beni kötü şeyler yapmaya mecbur etmeyin. Tamam, tamam. Tamam, gidebilirsiniz. Battal Bey, söylediklerimi unutmayın. İyi adam yetiştirmişsin Ferman abi. Bomba ne zaman gümleyecek diye bekliyorduk. Elimizde patladı. Bu işi sakın intikam meselesine dönüştürmeyin. Hepinizi yakarım. Basın duyarsa da yakarım. Ne yapmış burada? Bak gördün mü? Eline bak. Yavaş. Gördün mü? Bak bu hareketi ben yaparım. Yeni bir şeyler görmek için bakış açınızı değiştirin. Bize bir şey söylüyor. Galiba. Bakış açınızı değiştirin mi diyor. Bizim bakış açımız. İdris ne söylüyorsun? Nereye işaret ediyorsun? Neyi gözden kaçırdık? Şüphelenmemiz gereken şey ne? Aralık nerede? İdris kardeşim, sen neredesin? Cinayet yerin bütün toprağıyla örtülse yine kendini belli eder. Öyle mi? İlginç. Shakespeare yazmış Hamlet. Güzel söz. Tez çalışmamda kullanıyorum. Böyle bir lafı daha var. Cinayetin dili yok ama konuşacak. Konuşacak da ne zaman? Sen hiç katili yakalanamayan cinayet romanı okumak ister misin? İstemem. Biz şimdi ne arıyoruz burada? Bir bilsem. Arıyoruz işte. Bakış açımızı değiştirecek bir şey. Evet. Bakış açısı.
bizden daha ne istiyorsunuz polis bey? Vallahi biz de bilmiyoruz. Sadece konuşmaya geldik. Anlatın. İçinizden ne geçerse. Pamuğu anlatın. Ne anlatak ki? Ne var ne yok döktük saçtık ya. Yeter. Yeter. Pamuk çok iyi bir kızdı. Sesi çok güzeldi. Güzel türkü okurdu. İnceydi, narindi ama çok ürkekti. İçine kapalıydı. Her şeyden korkardı. Eline kıymık batsa kıyamet kopardı. Bir kere kan vermeye gittik. Hep birlikte. Abileri, babası falan. Nasıl titriyor? Ben yok bir şey diyorum. O. Ne kanı bu? Efendim? Kan diyordun. Vallahi o zaman istedilerdi. Herkesten yani. Kim istedi? Doktor bey. Ceylan'ın doktoru. Niye? Vallahi bir şey söylemediler. Bütün konak çalışanları verdi. Hatta o zaman şey konuşulmuştu. Şirket çalışanları da vermiş daha önceleri. Kız solunum yetmezliği çekiyor. Enfeksiyondan korkuyorlar. E bunun için niye kan alıyorlar ki? Eh bu ziyaret bizim sonumuz olacak herhalde. Bu battal bizi bu sefer kovduracak. Senin için fark eder mi? İstifa edeceksin nasıl olsa. Kim söyledi aminim? Hemen hemen her gün sen söylüyorsun ama farkında değilsin. Aslanın kalp ritmini kontrol ettiniz mi kızım? Evet doktor bey, normal. Ateşi 38'i geçerse haber verin. Doktor bey bir dakikanız var mı? Sadece bir dakika. Burada bir süre önce toplu kan alımı olmuş. Sebebi ne? Bilmiyorum. Benden önceki doktor bunu istemiştir. Muhtemelen olası bir ameliyat içindir. En iyisi kendisiyle görüşmeniz. Ceylan Hanım'ın nesi var? Battal Bey'in kesin emirleri var. Kızıyla ilgili kimseyle konuşamayız. Önceki doktoru nasıl bulabiliriz? Turan Bey. Turan Bey evde misiniz? Polis Turan Bey. Doktor Turan Bey değil mi? Çok küçüktüm. Çok güzeldim. Gözlerini unutamıyorum. Çırpınmalarını unutamıyorum.
Allah'ım biz ne yaptık? Aradığını söylüyorum. Pamuğun tırnak izleri. Gel şunu ayarla. Gir al. İşte bilirsin işaret ettiği aralık. Buyurun. Geçmiş olsun Hilal Hanım. Nasıl oldu kızımız? Nasıl olsun? İşte. Baş etmeye çalışıyor yavrucak. Zor hastalıktır. Benim karım da aynı dertten muzdarip. Böbrek yetmezliği. Evet. Haftada 3 gün bu diyaliz işkencesini çekiyor. Uygun bir böbrek çıkmadı mı? Çıktı. Bir kere ama benim hanım bir tuhaftır. Kendisiyle birlikte bekleyen bir genç kıza verdi sırasını. Onun yaşamaya daha çok hakkı olduğunu düşünmüş. Zamanda kim yapar ki böyle bir şeyi? Hayat işte. O kız şimdi bizim de kızımız oldu. Karıma o bakıyor. Diyalizi o götürüp getiriyor. Çoluk çocuk. Kısmet değilmiş. Hanımın genç yaşında aldığı narkoz böbreklerini zedeledi. Çocuk yapması yasaklandı. Bir başımıza kaldık şu hayatta. Ama böyle de mutlu olmayı öğrendik. Biz onu da öğrenemedik. Kızıma böbrek nakli yapıldı ama maalesef vücut reddetti. Daha önce de ben verdim ama olmadı. Bu son böbreği kimden aldığınızı biliyorsunuz değil mi? Hayır, İstanbul dışından geldi. Battal Bey'i nasıl bulabiliriz? Av evinde. O da sıkıntısını böyle dağıtmaya çalışıyor zavallı.
Bana şu av evinin yerini tarif edebilir misiniz? Sen burada bekle. E not alacaksın. Artık gerek yok. Sıcak bir şey içer misin? Babanızın av tüfeği değil mi? Bu ne dikkat Avcı Bey? Bana söyleyecek bir sözün olduğu zaman gel demiştiniz. He, öyle demiştim. Söyleyecek bir şeyler çıktı. Dinliyorum. Önce hakkınızı vermem lazım. İyi bir avcısınız. İyi tuzak kuruyorsunuz. Avınız farkına bile varmıyor. Doğru, tuzak avcılık ahlakına uymuyor ama önemli olan avın ele geçmesi. Mesela bize kurduğunuz tuzak. Pamuğun ölüm sebebini hep aşk, ihanet, namus üçgeninde aradık. Türkiye'de bu böyledir. Fazla yaratıcı değildir cinayetlerimiz. Onun için de bu şablonumuza takıldık kaldık. Ayrıca siz de bizi hep oraya doğru ittiniz. Kocasından kaçan ve sevgilisi ya da ailesi tarafından öldürülen kadın. Töre kurbanı, namus cinayeti ya da kıskanç sevgili. Ama İdris ölmeden yapacağını yaptı. Bize bakış açınızı değiştirin dedi. Değiştirdik ve gördük. Neyi gördünüz? Cinayet sebebini ve katili. Tüm yakınlarınızın, akrabalarınızın, şirketlerinizde çalışan yüzlerce kişinin kan ve doku örneği alınmış, eve girip çıkanlar dahil. Niye? Çünkü kızınız böbrek hastasıydı ve ona böbrek arıyordunuz. O kadar insanın içinde sadece pamuğun kanı ve doku örnekleri kızınızla uyum sağladı. Laboratuvar raporları elimizde ve bu söylediklerimi doğruluyor. Ancak bir sorun vardı. Pamuğun böbreğini nasıl alacaktınız? Oyun burada başladı. Önce pamuğa aşık yaşlı adamı oynamaya başladınız. Karnınızı boşadınız. Kızın ailesini ikna edip evlendiniz. Onlar yaşını evlilik için büyüttüğünüzü sandılar. Hayır. Böbreğini alabilmek için reşit ettiniz zavallıyı. Ama oyun bir yerde bozuldu. Pamuk böbreğini vermek istemedi ve sevgilisine kaçtı. Zorla geri aldınız kızı. Ardından sıra böbreğine geldi, onu da aldınız ve sonra öldürdünüz. Asit, tüm tehditlerinize rağmen kızın neden kaçtığını anlatacaktı bize, onu da kardeşine öldürttünüz. Garibin vakası hala namus cinayeti işlediğini sanıyor. Olay budur. Nasıl buldunuz? Hadi gel biraz yürüyelim. Belki bir iki çullu vururuz. Bunlar son fırsat. Av mevsimi bitiyor. Sana söyleyecek lafın olunca gel demiştin. Doğru ama bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Bunlar hala ağır insanlar Avcı Bey. Farkındasın değil mi? İspat edebilecek misin bu söylediklerini?
Yeterli delilin var mı? Yoksa boş çadır dolu mu tutturmak istiyorsun? Cinayet mahallinde bot izleri tespit ettik. Kalıba alındı, fotoğrafları elimizde. Ayağındaki botun aynı izlere sahip olduğuna bahse girerim. Ayrıca tekerlek izleri vardı. Onun da kalıba alındı, fotoğrafları çekildi. Kapındaki dört çekerle aynı olduğu üzerine de bahse girerim. Bu işi planlayan doktorun derisi pamuğun tırnakları arasında çıktı. Yetmediyse devam edeyim. Anestezist doktorun itiraflarını dinlemek ister misin? Ha, ayrıca doktorun bilgisayarındaki donör listesinin içinde pamuğun bilgileri ve tek uyum sağlayan kişi olduğunun uyarısı da var. Bunlar seni kesmediyse mahkeme kararıyla kızının değiştirilen böbreğinin DNA'sını tespit ettirebilirim. Pamuğun DNA'sı da elimizde. Aynı çıkacağına da bahse girelim. Vücudu paramparça edilmiş bir kızın böbreği senin kızında. Bu kadar delil yeterli mi? Pamuk öldü. Asit öldü. Pamuk'un ailesi ölmekten beter oldu. Kızlarını kaybettiler. Oğulların hayatı bitti. İdris öldü. Onca insanı yok ederek bir hayat kurtardın. Hiç mi vicdanı sızlamadı be adam? Önemli olan sızlayan vicdanla yaşayabilmektir Avcı Bey. Tamam, beni kıstırdın. Sana benim dengim değilsin dedim ama kibrime yenilmiş. Ceylan benim onca evladımın arasında bambaşka bir yerdedir. Niye bilmiyorum. Belki hastalığından, belki güler yüzünden, belki Ceylan bakışından. Kızımı yaşatmak için ne gerekiyorsa yaptım ama olmadı. Hayatımız böbrek peşinde koşmakla geçti. Aramadığımız yer kalmadı. Ne Bulgaristan, ne Romanya, ne Afrika. Bulduklarımızı Ceylan'ın vücudu kabul etmedi. Karım verdi, olmadı. Benimki tutmadı. Sonunda garibin pamuğa kaldık. Ben hep karımı sevdim Avcı Bey. Lakin bu evlilik mecburiydi. Ama pamuk laf dinlemedi. Ne kadar yalvardıydım anlatamam. Servet döktüm önüne. Hayır dedi. Böbreğimi vermem dedi. Sonunda da kaçtı. Ama onu geri getirttim bu evine, kapattım. Her şey çok kötü gitti. Kabus gibiydi. Bize hayli zorluk çıkardı. Bağırdı, haykırdı, çırpındı. Çok korkuyordu. Güç belaya uyuttu. Bir ekip böbreğini aldı. İkinci ekipse Ceylan'ın başında nakil için bekliyordu. Böbreği burada aldık. Ben de ekiple konağa gittim. Sonra pamuğun başında uyanmasını bekleyen doktor aradı. Kız uyanınca neler olduğunu farkına varmış. Korkudan çırpınmaya başlamış. Şoka girmiş. Sonra sonunun yetmezliğinden de ben hemen buraya döndüm. Yapılacak tek şey kalmıştı. Onca karmaşa, ölüm, kıyım. Sonunda ne oldu? Bu böbrekle de uyum sağlayamadı. Üstelik kızımın bağışıklık sistemi tamamen çöktü.
Ceylan ölüyor avcı. Param bulum kudretim o işe yetmedi. Ceylan ölüyor. Acını anlıyorum. Tuhaf. Demek sen de acı çekebiliyor musun? Hayatının baharındaki bir kızı paramparça ettin. Sonra benim karşıma geçip av oyunları oynadın, zeka yarıştırdın. Kılın bile kıpırdamadı. En ufak bir nedamet ışığı görmedim bakışlarında. Bence bir avcıyı diğerinden ayıran zekası değil, avına duyduğu merhamettir. O da sende yok. Dua et, Ceylan yaptıklarını duymadan bu dünyaya veda etsin. Hayır, sakın! Duymamalı. Her şey burada başladı. Burada bitirmek senin elinde. Ne oldu? Tamamdır. Gidiyoruz. Av mevsimi bitti. Söz bitti, şarkılar bitti. Ne güz kaldı, ne bahar. Güneş doğmayacak artık üstümüze. Yıldızlar göz kırpmayacak. Rüzgar esmeyecek, kar yağmayacak. Denizin kokusunu duymayacağız. Yağmur tenimize değmeyecek. Ne güvercin taklası, ne zeytin tanesi. Ne incirin tadı, ne karanfilin kırmızısı. İyilik de bitti, kötülük de. Aşk da bitti, nefret de. Ne güzellik kaldı, ne çirkinlik. Eza da bitti, cefa da. Yaramız artık kanamıyor, ciğerimiz dağlanmıyor. Biz beyazlara büründük. Biz gölgesiz kaldık.